başkası yalan. Bir avuç toprak için yor kendini. Dünyada ölümden başkası yalan. Kolay gelsin. Şimdi bir çocuk görsün, bir de imalatı burada yapılıyor değil mi? Evet, buyurun abi. Gel. Şöyle gel, gel. Gel bakayım, kırımdan çıkan simitleri al bakayım şöyle bir. Simitlerimiz kırmızı, evet. Bu kazanda şey yapılıyor değil mi? Ekmez abi. Ekmez şurubu. Evet, şöyle dön. Evet. Burada simit yoruluyor. Nasılsın, iyisin? İyi olmaz buralar. Şimdi konuşan oldum ya bir daha bir defa. Orayı da hatırlamıyorum. Selam be. Orayı basit, sağ ol. Evet. Şu ayağıydı şöyle. Evet ustam, şimdi kaç derecede bir şey bu? Dereceyi ölçmedim de bilmiyorum derecesi. Yani atıyor kodunu bir şey. Göz kararı diyor ya. Bunun ilmi de buradan geliyor değil mi? Pekmez de burada kaynatılıyor değil mi? Bu pekmezli su. Evet, orada kaynıyor pekmezde. Evet. Evet, şimdi şöyle gel. Vericiğim şöyle gel. Evet. Burada yuvarlak hale geliyor. Evet, simitler. Susamlanıyor. Şundan sonra yapılıyor, kazana atılıyor. Kazana atılıyor değil mi oradan sonra? Ondan sonra fırına giriyor. Pekmezli su ondan sonra tahtaya diziyor. Evet. Tahtada börtüyor. Börttükten sonra fırlatıyor ben. Evet, çok güzel. Çok güzel. O zaman şey vardı, amcam vardı, o emekli oldu. He, öyle mi? Yerini birader aldı. Şey, ben şimdi kitap yazdım. O yazdığım, sizin burada resminizi aldım ya, onu bastım. Buradaki simit nasıl yapılıyor diye, yumuşak bir şey. Çocuk Gözüm Bilim'in yapıldığı Kemal Paşa Okulu'nun arkasındaki dar sokaktayız. Süleyman Bey karşınızda. İmalatta devam ediyor simit yapımı. Senin daha yeğeni değil mi? Yeğenin ismi neydi? Oğlum oluyor. Ha, senin oğlan bu mu yeğen oluyor? Bir de oğlum. Ha, oğlan iki tane var. Yenge hanım ve beraber. Yenge hanım böyle gelin. Şöyle iki dakikamızı alalım şöyle. Şöyle gel, şöyle gel, gel, gel. Yok, hiç yok. Gelmiyor, yengevan gelmiyor. Şimdi bu kasar kaç yıldır simit imalatı var? Ben 57 senedir bu işin içindeyim. 57, 60 diyelim muhabbet. Yani 3 senede geri de satıcılıktan mı geliyor bu olay? Ben 4 sene simit sattım, ondan sonra şeye başladım, bunu öğrendim. Simit imalata başladım. Ustan kim senin? Usta şey, Mustafa Usta derler, Metin'in babası. Metin'in babası. Bak şimdi Sohbet ve Anılarla Gümüşhancı'nın kitabında resminiz ve simit nasıl yapıldı? 10-15 sene evvel bir röportaj yaptık, orada yayınladık. Şimdi bu görsel olarak yayınlıyoruz, internetten göreceğiz. Evet, yani sıcak simit almak isteyen varsa sabah saatlerinde burada satış da yapılıyor değil mi? Tabii, tabii, yapılıyor. Anında gelip kahvaltıda, hani adam yazın gezmeye gelemiyor Taşköy'de. Simit imalatına geldiği zaman yerinde de satış var, evet. Şimdi kaçıncı kuşak oluyor? İkinci kuşak oluyor.
Babandan sonra, amcandan sonra şimdi kuşak oluyor değil mi? Sen kaç yıldır yapıyorsun? Ben hemen hemen 25 sene diyorum. 25 sene, o zaman yani oldu. 50 seneye sen dayanıyorsun, 25 sene evet. Sen işi bitirdin yani ikinci kuşakta, simit devam ettireceksin. İnşallah. Evet, Gümüşhaşköy simidi meşhur. Benim 57 seneye dayanıyor da, bir 57 senede öğrenciyum usta yapmıştı belki, onu bilemiyorum. Evet. Onu kaç sene yaptığını bilmiyorum. O Etin amcanla da görüşmüştük, onun amcasını almıştık tabi. Evet. Başkası.